Gündem özele kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında kadın kadına siyaset konuşmaya devam ediyoruz. Ve Nimet Karabulut'ta kalmıştık. Nimet Karabulut kimdir, neler yapar, Cumhuriyet Halk Partisi ile tanışması ne zamandı ve nasıl oldu? Biraz kendimizden bahseder misiniz? Tabii. 1955 yılında Malatya Arguan Kuyudere Köyü'nde doğdum. İlk orta ve lise eğitimi İstanbul'da bitirdim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1977 yılında bitirdim. 79 yılından itibaren de serbest avukat olarak çalışmaktayım. Tabii evliyim. İki çocuk annesi, 3 tane de torunum var. Sosyal faaliyetler içerisinde bulundum. 1994 yılında kendi köy derneğimin başkanlığını yaptım, 16 yıl. Bu yöre derneğinde bulunmamın en önemli nedeni, köyde doğmuş bir insan olarak şehire gelip eğitim almış, meslek sahibi olmuş olmam nedeniyle vefa borcum olduğunu düşündüğümden köyümün altyapı çalışmalarını yaptım. Yolunu, suyunu, kanalizasyonunu ve diğer projelerle burada biz nasıl iyi olanaklarla yaşıyorsak köyümüzde yaşayan insanların da aynı olanaklardan faydalanmasını düşündüğüm için derneğimde çalıştım. Arguan Eğitim ve Kültür Vakfı'nın kurucusuyum. Yönetiminde bulundum. Arguan türkülerini bilirsiniz. Arguan Festivali'ni yaptık. Onun yapılmasında, hayata geçmesine katkı sağladım. Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği'nde hem kurucu oldum hem yönetim kurulunda bulundum. Malatya'mız Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü olan bir ilimiz. İstanbul'da yaşayan Malatyalıların birlik, beraberlik içerisinde olmalarına katkı sunduk. Şu anda hangi mezhepten, hangi ilçeden olursa olsun Malatyalılar birbirleriyle irtibat halindeler. Birbirlerinin her zaman iyi gününde, kötü gününde bu mastöp sayesinde bir araya geldiklerini düşünüyorum. Yine Cumhuriyetçi Eğitim Vakfı, CEM Vakfı'nın Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nda bulundum. CEM Vakfı Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundum. Cumhuriyet Kadınlar Derneği'nin üyesiyim. Maltepe Kadın Platformu kurucu üyesiyim. Ve biraz önce de belirttiğimiz gibi Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun da üyesiyim. Avukatlığını da yapmaya çalışıyoruz. Şimdi partimdeki görevlerime geldiğimizde biliyorsunuz 12 Eylül ihtilali olduktan sonra hem anayasa yürürlükten kaldırdı hem siyasi partiler kapatıldı. 1982 anayasasının kabulünden sonra demokrasinin olmazsa olmazlarından olan siyasi partiler kurulmaya başladığında 83 yılın itibariyle partilerin kurulması noktasında çalışmalar yaptım. Fakat o dönemde çok genç bir anneydim. O nedenle çok aktif olarak siyaset içerisinde kalmadım. Sadece üye olarak bulundum. Ta ki 1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi barajın altında kaldıktan sonra partimin tekrar hayat bulması, tekrar siyasi hayatın içinde iktidar olabilmesi için partime gittim. Ve 2000 yılında Kadın Kolları, Maltepe Kadın Kolları Başkanlığı yaptım. 2001 yılında Maltepe Kayyum İlçe Başkanlığı yaptım. Yine İstanbul İl Yönetim Kurulu ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundum. 2009-2014 yılları arasında da Maltepe Belediyesi Meclis Üyeliği, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, Maltepe Belediye Başkan Yardımcılığı, Meclis Başkanlığı, Encümen Başkanlığı, Hukuk Komisyonu üyelikleri görevlerinde bulundum. Bugün milletvekilliği noktasına geldiğimizde neden aday oldum? Her şeyden önce 60 yaşında bir kadın olarak bilgi birikimim, mesleki birikimimi mecliste hizmete sunabilmek için neler yapabilirim noktasında aday oldum.
Ayrıca da herkes biliyorsunuz eskiden insanlar hep şikayet ederdi. Bu ülkenin hali ne olacak, bu memleketin hali ne olacak diye şikayet ederlerdi. Şimdi de bizim başımıza ne gelecek, biz ne olacağız diye endişe ediyorlar. Ben endişelerimi oturarak, şikayet ederek değil de kendim ne yapabilirim? Ülkenin gelişmesine, demokratikleşmesine ve bu karanlıktan aydınlığa çıkması noktasında ben ne yapabilirim düşüncesiyle aday aday olmaya karar verdim ve karşınızda aday adayıyım. Nimet Hanım'a ve Yıldız Hanım'a ikisine birden aslında hayırlı olsun şimdiden diyelim. Yolunuz açık olsun diyelim. Ve hemen şunu sormakla devam etmek istiyorum ben. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kimileri ona kadın kotası diyor, kimileri cinsiyet sınırlaması, cinsiyet kotası diyor. Evet. Yeterli buluyor musunuz siz bu sayıyı? Yani Cumhuriyet Halk Partisi sol ve sosyalist olduğunu söyleyen bir parti olarak kadınları daha çok içinde bulundurması gereken bir parti konumunda değil mi sizce? Şimdi şöyle bakalım olaya. Toplumun %50'si erkek, %50'si kadın. Ve kadına bir rol veriliyor. Annesiniz, çocuk bakacaksınız, eşinize bakacaksınız, yemeğinizi yapacaksınız, evinizin işlerini yapacaksınız. Yine erkek egemen toplumun aslında tabii, yapacaksınızları bunlar. Tabii hep bütün kadına bu roller verilmiş. Bu roller verilmiş bir kadına biraz önce konuşmamda da belirttim. 83 yılında siyasete girmiş olmama rağmen o zaman aktif görev alamadım. Neden? 3 yaşında kızım o zaman 3 yaşındaydı. Komşuya bırakıp gidip o toplantılara katılmak, çalışma yapmak mümkün değil. Yani genç kadınlarımızın ancak çocuklarına, ailelerine bakma şansları, şeyleri var, rolleri var. Şimdi o rolleri aşmış, gelmiş bir kadın olarak bizler siyasete geldiğimiz zaman çok şeylerle karşılaşabiliyorsunuz, zorluklarla. Çünkü erkek egemen bir toplum var orada. Erkekler siyaset yapar, kadınlar kadın kollarında siyasetin mutfağında çalışır ama ancak o erkeklerin istediği kadınlar bir yerlerde görev alabilirler. O da parti içindeki kademelerde. Şimdi kota dediğimiz olay sadece parti içi seçimlerde, yani ilçe yönetimlerinde, il yönetimlerinde, genel merkez yönetimlerinde uygulanan bir sistem. %30 olmasının diğer seçimlerde, yani şimdi diyelim ki milletvekilliği seçimleri var. Burada %33 kota uygulanmasını ben mümkün görmüyorum. Hani az zaten %33 ama onun da uygulanmayacağını düşünüyorum. Çünkü ön seçim yapılacak. Ön seçim demek hakim huzurunda yapılan bir seçim demek. Üyelerin katılımıyla yapılacak. 55 bölgede. Evet, 55 bölgede. Bizim bölgemizde de, birinci bölgede de belli bir oran, yani 1, 3, 5, 7, 9 kontenjana ayrıldı. 2, 4, 6, 8, 10 ve devamı ön seçimden seçilecek ve sıraya girebilecek arkadaşlarımız milletvekilliğine aday olacaklar. Şimdi tabii ki bu İşte %33 kotaya uymak için ancak atama sistemini yapmanız lazım ki ona uyabilesiniz. Seçimle hiçbir şekilde kotanın uygulanması mümkün değil. Çünkü seçimde en çok oyu kim almışsa doğal olarak o sıraya girecek. Kadınlar almışsa kadınlar da girebilecek. Alamayan da erkekler zaten sırasını almış olacak. O nedenle kota uygulamasının faydası da yok. Mümkünü de yoktur. Ayrıca biz kadınlar olarak kotayı da çok fazla istemiyoruz. Madem bu ülkede %50 kadın nüfusu var, %50 kadın da daha doğrusu cinsiyet kotası diye geçen şeyde kadın erkek ayrımı yapılmadan hizmet verebilen, peki, o işin içinde olabilen insanlar seçilsinler diye düşünüyorum. Bu noktada eş başkanlık sistemi hakkında ne düşünürsünüz? Yani desteklediğiniz bir durum mudur bu? %50 %50 diyorsunuz neticede. Bunun karşılığı da bakıldığında
uygulamadaki karşılığı eş başkanlık sistemine denk gelen bir şey. Evet. O noktada ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii ilk bakışta eş başkanlık hoş gibi gelebiliyor. Fakat orada da esasen imza yetkisi olan bir kişidir. Yani eş başkanlık keşke herkesin yetkili olduğu, yani kulağa hoş gelen, sahiden de kadın erkek eşitliğini gösteren bir durum. Ama fiiliyatta sadece HDP'de uygulanan, zannediyorum ÖDP'de şimdi uygulamaya başladı. Uygulanabilmesi için öncelikle tüzüğümüzün değişmesi lazım. Tüzük değişikliği yapılması lazım. O yapılmadan mümkün değil tabii. Peki. Yıldız Hanım bu noktada neler söyler? Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki cinsiyet kotası malumunuz. Kadınların aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısının çok az olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde peki bu sayı yeterli midir? Kadınlara ayrılan kısım yeterli midir? Arttırılması gerekir mi? Ve eş başkanlık sistemi hakkında siz neler söyleyeceksiniz? Buyurun lütfen. Bir kere hiçbir zaman yetmez yetmez ama evet demedik. Yani her zaman tabii ki bu toplumun yarısıysak yarı hakkımızı istedik. Bunun her alanda mücadelesini verdik. Evet, arkadaşım dediği gibi erkek egemen bir yönetimin erkek egemen tüzüğüyle %33 cinsiyet kotası. Hı-hı. Ama dikkat edin, cinsiyet kotası diye geçer bizden. Bu uygulanıyor. Bunun en büyük uygulaması da parti meclisinde görmüşüzdür. Biliyorsunuz Sayın Bekeroğlu cinsiyet kotasıyla parti meclisine geçmiştir. İlçelerdeki uygulanabilir mi? Evet, uygulanabilir. Çünkü tüzük açık. Der ki siz listenizin %33'lü kadın oluşturmak zorundasınız. Listenizin hangi sırasında olduğu beni ilgilendirmez der. Yanılıyor muyum? Doğru. Yani bunun için uygulamada en büyük desteği tabii ki Kemal Bey veriyor bize. Bir numarayı İstanbul, Ankara ve İzmir için bir numara atamaları, evet, atamaları onu veriyor. Ardından bunu sağlayabilmek için de zaten tüzükte %33'ümüz var. Sıralamada eğer ben kendi bölgem için konuşuyorum, 26 milletvekilimiz var. Eğer bu 26 kişi içinden %33'ü tutturamıyorsa en yüksek olan oy olan kadınlar üst sıraya geçiyor. Bu tüzükte sağlanmıştır. Buna da kimse karşıya çıkamaz. Yani 26 kişinin içinde %33'lük bir kadın olacaktır. Yani yeterli midir? Değildir tabii ki. Hani biraz evvel de söylediğim gibi %50 şartımız vardır bizim. Bunun için mücadele ediyoruz. Bunun için adayız zaten. Yani o yüzden burada ama şey yapıyor, ne diyorsun, sağlama alıyor. Listedeki %33'ü sağlama alıyor. Geri kalan bizim seçmenimizde. Anlıyorum. Yetmez ama evet diyorsunuz demiyorum. Bu konu hakkında. Demiyorum. Demiyorsunuz. Demiyorum. Peki. Yetmez ama evet demiyorum. Bunun için daha mücadele da veriyorum. Daha da fazlası %50'si. Evet. O da en az. Hayır. Mı? Eşitlik ilkesi. Eşitlik ilkesi. Çok net. Net. Ben yetmez ama evet demiyorum. Demiyorum. %50 %50. Evet. %50 pozitif %50. Ayrımcılık vesaire, bunlara hiç girmiyorum. Girmeye gerek çok yok net. Çünkü. Girmeye peki. Gerek yok bu olunca. Twitter'dan da sorularınız gelmeye başladı. Ve devam edin lütfen. Altta bir köşede Twitter adresimizi göreceksiniz. Konuklarımıza lütfen sorularınızı iletin. Biz de buradan sesinize ses olmuş, sorularınızı duyurmuş olalım. İzleyicimiz demiş ki Mimarlar Odası'nın Aksaray'ın bir aylık tüm masrafı 21 milyon TL olduğu ve bunun 240 bin ailenin masrafını karşıladığını söyledi. Nasıl yorumlarsınız? Demiş. Hemen Yıldız Hanım'dan bitirdik. Yıldız Hanım'dan başlayalım. Ardından Nimet Hanım'ın da cevabını alacağım. Buyurun. Bir kere bu veriyi Mimarlar Odası açıkladıysa doğrudur. Şu anda en son açıklanan 400 civarında polis orada görev yapıyor. Oradaki diğer hizmetlilerin sayısını bilmiyoruz. Basına yansıyan sadece elektrik, su, ısıtma, soğutma maliyetleri. O yüzden doğru olduğuna inanıyorum ben. Buyurunuz lütfen. Evet. Bu aslında Aksaray meselesi de çokça konuşulup tartışıldı. Bardağından halısına, çatalından tabii, elektrik bir, masrafına tabii, kadar çokça konuşuluyor. Neler söylersiniz? İsraf, tabii. Pardon, kusura bakmayın. İkinci sorunuzu cevaplamadım. Hani 240 bin